Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyeti.com sitemize gelen bir soru şöyle. Yaran istersen Kur'an yeter ne demektir? İmam-ı Gazdar Hazretleri'nin bildirdiğine göre dost istersen Allah yeter, yaran istersen Kur'an yeter, nasihat istersen ölüm yeter manasına gelen sözler Fudail bin İyaz'a aittir. Yar kelime olarak dost, sadık arkadaş ve sevgili demektir ki yaran da bunun çoğulu oluyor. Yani dostlar, sadık arkadaşlar, sevgililer anlamına geliyor. Yaran istersen Kur'an yeter sözü ise Kur'an'ın insana hayat yolculuğunda tam bir dost, tam bir arkadaş, tam bir sevgili olduğu anlamına geliyor. Evet. Kur'an mümin için ebediyet ve sonsuzluk yolculuğunda Hakiki bir dost, sadık bir arkadaş, vefalı bir sevgili gibidir. İnsan kainatı kendini ve hadiseleri Kur'an'ın verdiği de ışığıyla çözüp anlıyor. Ayrıca Kur'an sadece ölümden sonrası için değil, dünya hayatında da insana tam bir rehber, tam bir mürşit oluyor. İnsanı maddi ve manevi büyük zararlardan koruyup kolluyor. Diğer taraftan evet, yaran isterse Kur'an bize yeter. Çünkü bir mümin Kur'an'da anlatılan peygamberlerle ve meleklerle hayalen görüşür ve onların hayatlarını seyredip onlarla manen arkadaşlık ve dostluk edebilir. Kur'an melekleri iman esasını insanlara ders vermesiyle kainatta her yerin meleklerle dolu olduğunu anlıyoruz. Küçük bir yağmur damlasından ta yıldızlara kadar her şeye bir meleğin nezaret ettiğini Kur'an'ın bildirmesiyle her tarafın meleklerle şenlendirmiş olduğunu biliyoruz ve öğreniyoruz. Bizim her amelimizi kaydeden, bizi korumakla görevli olan, sonra ölüm anında en kıymetli varlığımız olan ruhumuzu teslim alan, karanlık ve yalnız olan kabrimizi aydınlatıp bize dostluk eden meleklerin varlığını bize haber veren yine Kur'an'dır. Demek ki bir mümin Yaran arkadaş, yoldaş istiyorsa Kur'an okumalı, Kur'an'la olmalı, onu her zaman hayatına uygulamalıdır. Böylece Kur'an'da geçen peygamberlere ve meleklerle hayalen görüşerek onlarla arkadaşlık edebilir ve hiçbir zaman yalnız kalmaz.